Kendisi de burada zaten benim bağlamacım. O buldu. Bana dedi ki Ferdi hocamızın, Ferdi Tayfur'un 1990 yılında albümünde okumuş olduğu bir eser var. Bunu okuyalım. Sen oku dedi. Ondan sonrasını sen mi anlatırsın yoksa ben mi anlatayım? Şimdi sevgili Yasin eseri bulmuş. Sevgili Ferdi Tayfur da benim çok sevdiğim kardeşim. Buradan ellerinizi öpüyorum. Bir alkışlar mıyız Ferdi hocamızı? Bir de onun ötesinde Ferdi Tayfur'la benim o kadar hatıralarımız, kara günlerimiz var ki. Ben biraz sessiz olursak çok güzel bir hikaye. Ben Mersin Menteş Köyü'nde öğretmenim. İlkokul öğretmeniyim. Bir Java motosikletim var. Sevgili Ferdi de Adana'dan Mersin'e gelirdi. Benim okulu yani mesainin bitme saatlerine yakın okula gelirdi. Benim Java motosiklete biner Mersin'e giderdik. Düşünün öyle bir dostluk. Sene 1972-73. Sonra nasıl Yasin'le biz birbirimizi kıramazsak Ferdi'yle de biz birbirimizi kıramayız çünkü kara gün dostuyuz. Yasin de bunu bildiği için ya abi dedi Ferdi hocanın bir eseri var çok sevdim. Çok sevdim çok hoşuma gitti. Okumak istiyorum ama eseri istemeye dedi cesaretim yok. Çünkü o adamın paraya pula ihtiyacı yok. Bir şeye ihtiyacı yok. O bir gönül adamı. Ben de o günlerden birkaç gün önce bir arkadaşımıza Ferdi'nin bir eserini okuyacaktı. Telefon ettim. Ferdi dedim. İşte senin şu eseri ben falancaya okutmak istiyorum. Ne diyorsun? Kardeş sormam bile ayıp dedi. Emrin olur dedi. İki saat sonra muvaffakatı yazmış göndermiş. Yasin dedim. Telefonda. Yasin dedim. Şimdi bir kuşa iki defa taş atılmaz. Ben hatır çekimi birkaç gün önce kullandım. Ben şimdi Ferdi'ye ikinci bir defa telefon edip de eser istemeyi dedim kendime düşüremem. Ama ben sana telefonunu vereyim. O güzel insandır, güzel dosttur. Garibanı sever dedim. Garibanı sever dedim. Sen telefon et, o verecektir dedim. Öyle mi oldu? Kesinlikle öyle oldu ve doğrusu da oydu. Ben ilk defa Ferdi Tayfur hocamın cep telefonunu İsmail abiden alıp ve kendisini aradım. Direkt birebir kendisiyle görüştüm. Ve bana sadece telefonda şunu söyledi. Kardeşim, güzel kardeşim, sadece sözlerini ve müziğini değiştirmeyin. Onlar benim çocuklarım gibi şarkılarım dedi. İstediğiniz gibi dedi, kullanabilirsiniz, okuyabilirsiniz ve yeğeninin aracılığıyla yaklaşık 2-3 gün sonra da muvafakatnameyi resmi olarak bize şarkıyı okumamızla alakalı muvafakatnameyi gönderdi. Ondan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diyorum. Ellerinden öpüyorum. Ver Tayfur'da alkışlıyoruz bunu. Ben şunu da söyledi, bunu da söylemek istiyorum İsmail abi izin olursa. Tabii. Genç kardeşlerime ben destek veririm sürekli dedi ama ben şarkılarımı başka kimseye dedi, her önüne gelene dedi vermiyorum, okutmuyorum. Evet. Ama dedi sözlerini değiştirmeden, müziğini değiştirmeden okuyabilirsin dedi, parça senindir dedi. Hatta ve hatta çok geniş kapsamlı muvafakatname göndermiş. Onu da seninle paylaştım zaten. Evet. Ferdi Tayfur gibi güzel yüreklere Allah uzun ömür versin diyorum. Amin. Orhanlara, Ferdilere Allah uzun ömür versin. Alkışlar gönderiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve Ferdi kardeşimin gözlerinden öpüyorum tekrar tekrar. Evet.